Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Türkiye olarak da sağlık turizmi adına da çok ilerledik diğer yıllara kadar. Son 10 yıla baktığımızda siz daha iyi bilirsiniz hocam. Bilim ve teknolojide sağlıkta özellikle çok Türkiye'nin demiyorum, dünyanın, Avrupa'nın her yerinden kişiler öncesinde Avrupa'ya giderken Türkiye'ye geliyor tedavi aşamasına. Bu da Türkiye'nin sağlıkta ne kadar başarıya imza attığını gösteriyor. Sizin çalışmış olduğunuz hastaneden yazılı ve görsel basına takip ettiğimiz kadarıyla kalp ve kanserde çok iddialı olduğunu biliyoruz ama özellikle siz içinde çalışan bir isim olarak tedavi alanlarına ilgili biraz bilgi verirseniz eğer söyleyeceksiniz. Şimdi o deminki girişiniz çok önemli. Yani Türkiye'de tıp eğitimi ve tıp uygulamaları aslında hani dünya ölçeğine bakarsak belki çok kurumsallaştıramadık ama yaklaşım ve nosyon olarak Türkiye'deki tıp eğitimi ve tıp yaklaşımı bence dışarıyı da gördüğünüzde iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani bunu en azından radyoloji üzerinden bunu söyleyebilirim. Çünkü İstanbul öyle bir şey ki 5 kıtadan hastaların gelip işte onların daha önceki radyoloji tetkiklerine bakıyoruz. Yani bu İngiltere'den de, Amerika'dan da, Kanada'dan, Orta Avrupa'dan da, Doğu Avrupa'dan da, Kuzey Avrupa'dan da çok hastalar geldiğinde biz şeye bakıyoruz. Yani onların yaklaşımı nasıl, bizimki nasıl? Bir de tabii makaleler düzeyinde, konferanslar düzeyinde o karşılaştırma yaptığımızda o konuda en azından hani biz İstanbul'da yaptığımız uygulamalarda, kendi hastanemizde yaptığımız uygulamalarda o konuda çok orta düzey olarak iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi bizim Avrasya özellikle kendi hastanemizdeki yaptığımız uygulamalarda biz ağırlıklı olarak işte kardiyovasküler, kardiyoloji ve onkoloji üzerinde faaliyet yürüten bir hastaneyiz. Diğer branşlarımız da var ama değil yani mi? Tabii çünkü kadın doğum, çocuk, bebek falan, çocuk onlar da yürütülüyor. Hani yoğun olarak daha önce hastane kadın doğum ve çocuk üzerinde yürütülen bir şey. Fakat daha sonraki hastanede bu spesifik ilk aşamadaki radyasyon onkolojisinin varlığı bizim hastanede kanser havuzunu sürekli olarak hep baştan itibaren hep diri tutulan ve dinamik bir alandı onkoloji özellikle. Bir de Türkiye'de ilk ruhsatlı onkoloji, radyasyon onkolojisi olan bir alandı. Doğal olarak o fakültelere de yakınlığımız, yani hem Cerrahpaşa hem Çapa'ya yakınlığımız, o çok komplike hastaları da biz de bir şekilde temas edip yani onları biz de gözlemliyorduk. Süreçleri nasıl gidiyor filan gibisinden. Fakat daha sonra bizim hastanemizde medikal onkolojinin oluşması, patolojinin oluşmasıyla biz şeyi daha yerelleştirdik. Yani hastanın tüm süreçlerini hastanede takip etme olanağına sahip olduk. Evet. Orada edindiğim deneyimler şunlar oldu. Bizim buradaki sonuçlarımız konusunda daha sonra konuşacağız. Yani hangi tip, hani spesifik bazı olgular üzerinden konuşmak gerekiyor aslında. Ama temel olarak onkoloji ve kardiyovasküler grubundaki hastalarda gerçekten şeye bakıyoruz. Teknolojik olarak ve uygulamalar açısından buna yanıt veren bir faaliyet yürütüyoruz. Yani hem onkolojide hastaları detaylandırmak, patolojik, histopatolojik tanıya kadar götürmek, işte girişimsel düzeyde çok özellikle alanlarda doku alınımı filan radyolojik yöntemler altında. Hem de kardiyovaskülerde de işte gerek multistatist uygulamada koroner CT uygulaması ya da periferik anjiyoda koroner CT multistatist uygulamayı birlikte yapmamız. Kardiyoloji departmanında da işte bunun hem DSA düzeyinde anjiyo, normal anjiyo, girişimsel anjiyo düzeyiyle karşılaştırmak açısından çok sayıda tecrübeler edindik. O açıdan da ben şeyi düşünüyorum, yani bizim kendi hastanemizde bu konuda hem çok sayıda bir vaka havuzu oluşturduk hem de sürekli olarak bunlar bizi bilgi olarak ve deneyim olarak çok üstlere taşıdı. Bu da bizi hem çok rahatlatan bir süreç oldu hem tabii bunu aynı zamanda eğitimle birlikte sürdürdük. Biliniyor ki yaklaşık 2 yıldır Avrasya Hospital'da biz onkoloji konseyi altında
bir yaptığımız işleri haftalık olarak hem geriye dönük hem ileriye dönük hem mevcut olan vakalar, aktüel vakalar üzerinde sürekli olarak bunun tartışmasını, yaklaşımlarını çok geniş bir grup içerisinde tartışıp geliştiriyoruz. Bu da hepimizin işlerini çok geliştirdi ve kolaylaştırdı. Yani tüm arkadaşlar bu alanda faaliyet yürüten, özellikle konsey bazındaki arkadaşlar işlerini hem çok geliştirdiler hem de çok rahatladılar. Tabii işlerini, tecrübelerini paylaştıkça yapabilme kolaylıkları da gittikçe arttı bir şekilde. Evet. O açıdan böyle bir noktaya geldik. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.